İyi akşamlar arkadaşlar. Hocamız maçı değerlendirecek. Devamında sorularınız varsa alabiliriz. Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar. Bugün Antalya Spor için farklı bir günde. Birinci maç, birinci gol. 55 yıllık sürecin içerisinde en uzun yenilmezlik sürecinin devam etmesi. Ve tabii benim 500. maçım. Onun da ayrı bir anlamı var benim için. 500. maçta Fenerbahçe ile oynadık. Ve tabii oynayacağımız oyunu rakibe kabul ettirmek ve rakibi oynayacağımız oyunla istediğimiz noktaya getirmek. Bunu çok uzun bir zaman dilimi içinde maçın %80'lik bölümünde yaptık. İkinci yarının yaklaşık 60 ve 70. dakikaları diyebilirim. Rakibimizi istemediğimiz şekilde karşılamaya ve oynatmaya başladık. Bu konuda da cezayı kestiler tabii. Ama ondan sonra tekrar yapabileceklerimiz vardı. Çok da net yakaladık. Rakibimizin düştüğü bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini iyi çalışmıştık. Sonuçta bu anlar paylaşıldı. Rakibimizin başka hedefleri var. Bizim başka hedeflerimiz var. Biz hedeflerimize doğru gideceğiz. Önümüzde bir kupa süreci başlayacak. Bir an önce ona hazırlanacağız. Ve bu oyunu daha çok kazanmadaki ihtiyacımız olan bireysel performanslara dönüştürüp biraz daha gol becerilerini arttırıp çalışmalarımız devam edecek. Soru soran var mı? Teşekkürler. Hocam soru var yalnız. Kağıtla gelen. Beyaz TV'den Devrim Zengin'in sorusu. Genelde sizin takımlarınız ofansif futbol oynar. Bu gece savunma ağırlıklı bir oyun gördük. Bununla ilgili değerlendirme yapabilir misiniz diye bir soru göndermiş. Sorunun cevabı basit. Kazanmak için takımların kendi özellikleri analiz edilir. Kendi özelliklerine bakılır. Kendi özellikleri nereye ağır basıyorsa o tarzı futbol takımını kazandırırsınız. Biz de Antalya Spor'a kazanmak için savunma yaptırmayı, rakiplerin bu savunma karşısında çözmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Başka sorusu olan var mı? Tamamdır. Teşekkür ederim. Detaylandıracağız ama gol bölgesi için sana sorayım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Santrafor olarak Fenerbahçe'nin santraforları formsuz. Yetersiz demiyorum. Ama gerçekten çok formsuz. Biz onun için hani burada sürekli programda Reo Jöle özellikle çok söyledik. Bu kadar iyi kadro varsa bitiricilik noktasında Fenerbahçe takımının sıkıntısı var. Bugün 75 dakika Fenerbahçe takımının 70 dakika bir tane pozisyonu vardı. Pozisyon zenginliği hiç yoktu. Ama ne zamanki uzatma ve son 10 dakika yani 15 dakika diyelim biz. 15 dakikada çok net pozisyonlara girdi. Antalya Spor'da girdi. Fenerbahçe'de girdi. Bütün maçta girmedi. Fenerbahçe takımında o formsuz. Yani santrafor oyuncuları pozisyona giriyor ama yakaladığını atacaksınız. Burada eğer değerlendirmesi gereken Fenerbahçe takımı bir defa bence bir oyun sistemi yok. Şimdi Antalya Spor takımı 11 haftadır kaybetmeyen bir Antalya Spor takımı var. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Hani insanlar otobüsü önüne çekti, defans yaptı. Puanı alıyor mu? Alıyor. Demek ki doğru işler doğrunda gidiyor. Çünkü elindeki malzemeye göre Ersun Hoca yemek yapıyor. Öyle söyleyeyim. Bugünkü de sıkıntı bence Fenerbahçe takımının santrafor'da bitiricilikle alakalı çok büyük sıkıntısı var. Valencia'ya girdikten sonra orası hareketli. Ben Valencia'yı sadece attığı golden dolayı değil, orayı hareketlendirdi Valencia. Daha diri değil mi hocam? Ben yani çok beğendim mesela oradaki Valencia'yı. Fenerbahçe kadrosundaki en diri, geriye gelip yardım da etti. En diri oyunculardan biri gözüküyor. Ben ilk defa Valencia'yı yani uzun haftalardır istekli. Tabii buna gol atmasının da çok büyük sebebi var. Çünkü çok büyük iştahlı oluyorsun. Halı sağ golü gibi attı. Golle attığın zaman o da takım değil. Yine bireysel performansta Antalya Spor'un savunma hatası. Çünkü genelde bu penaltı olayını oyuncular artık ellerini arkaya getirmekten pozisyon alamaz hale geldi. Çok kolay çalınıyorlar. Yani çünkü çok, ne yapacağını yani elini kullanamadığı için istediği gibi hareket edemiyor. Çok rahat da adam değişti. Vücut dengesini sağlayamıyor değil mi Mehmet? Tabii. Yani şimdi onu ceza alanının dışında olmuş olsa oyuncu çok rahat şekilde hareket edebilir. Belki evet. Oyuncu geçer ama orada farklı bir şey yapabilir. Ceza alanı içinde artık oyuncuların, bütün defans oyuncularının özellikle hamle şeyi bitti bir defa. Elini arkaya almak zorunda. Şu günümüz şartlarında konuşuyorum. Ama Fenerbahçe'nin net olarak göründü ki Antalya Spor takımına karşı iyi çalışmamış. Erol Hoca'yla da şunu söyleyeyim. Geçen hafta... Şu ifadeyi o kadar çok duydum ki bu sezon. Senden de diğer yorumcularımızdan da. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. 28 hafta geçmiş. Fenerbahçe takımı inanılmaz bir kadro. Sezon başı yapılırken herkes dedi ki açık ara, biz de öyle söyledik, açık ara götürebilir. Çünkü herkesin iki tane alternatifi var. Ama ortaya oyun çıkmadı. Oyun dışında skoru bazı maçları aldı ama bu haftalarda puan kaybı yapmayacağız. Şimdi sen geçen hafta Trabzonspor'a, Trabzon denen sezonun belki de en iyi 45 dakikasını oynadın. 40 dakikasını oynadın.
Yani burada Trabzonspor kötü belki oynadı ama Fenerbahçe'nin de oradaki iyi oyununu bir tarafa yazalım. Ama onu sürdürememekle alakalı bir sıkıntısı var Fenerbahçe takımının. Hala daha bu sürüyor. Sen bu maçı ne yapıp edip kazanmak zorundasın. Burada şunu düşünecekler. Devre arası bir santrafor mecburen bu takıma katmak zorundaydılar. Bugün net olarak ortaya çıktı. Film bu. Resim oyuncu, bu. Oyuncular Mehmet'e hem destekleyeceği bir iki bir şey söyleyeyim. Oyuncular evet kötü oyuncular değil forvet oyuncuları. Tabii ki. Formsuzluğu var. Olabilir. Bir de güvensizliği de var oyuncuların. Şimdi geçen hafta oynuyorsun Tian'la bir anda yani torbadan işte tavşan dönüyor. Çıkarttı gibi bakıyorsun Samat'a. Yani şimdi santrafor hücum oyuncusu siz de biliyorsunuz. Hamdi Hoca da biliyor. Oynadıkça saha içinde evet. Özgüveni yani kulübe ikide bir de bakmayacak. Nasıl yani ben, bakarsa ya bitti, bakarsa bitti boş kaleye atamaz. Boş kaleye atamaz. Aynen. Hocam şunu özgüven. Soruyorum. O zaman yani izleyicimiz anlasın. Tamam antrenmanda hoca bir hafta onlarla yaşıyor da bu kadar değişken midir ya? Bu kadar bir standart bir iskelet kadro oluşmaz mı? Yani çıkartamadım. Neden belirli bir forveti yok? İlk tercih niye bu kadar değişken gol bölgesinde? Ya kesinlikle bir kere haklısın. Niye? Yani o düşünüyor diyor ki ya bu olmadı, şu olmadı bu. O zaman antrenör olarak sen devre arası transferlerinde diyeceksin ki ya bir tane santrofor hep ben burada dile getirdim hatırlarsın 2-3 evet. aydır. Fenerbahçe bir tane santrofor. Evet. İrfan Can'ı alabilirsin. Mesut'u alabilirsin. Bu yani İrfan elini Can. Elini kuvvetlendir. Ya buna Türkiye'de herkes futboldan 3 aşağı 5 yukarı anlayan herkes alınsın. Yetenekli oyuncu dersin 25 yaşında. Ama senin bak şimdi rakiplerine bak. Ya ikisi 25 gol işte asistlerle 30 gole Beşiktaş. Katkı sağlamıştır. Larin'le Abu Bakar'ın evet. üzerine Gezal, Cenk. Gezal da asist kaldı. Hayır bak santrofor mevki olarak. Atiba Fener'in golcüleri kadar gol attı ya. Çok doğru. Hayır çok doğru. Ben ara transfer için söylüyorum. İki santroforu var. 30 gole yakın katkı yapmış. Evet. Cenk'i alıyorsun. Bakıyorsun aynı şekilde Galatasaray ya diyorsun ki yani evet ben yollayayım yani Mustafa Muhammed'i alayım önemli bir golcü alıyorsun. Evet. Falcao var Halil Dervişoğlu var Ümit Milli Takım oyuncusu. Bak Trabzonspor parası olsaydı alacaktı. Evet devre transfer yaptılar orta sahanın merkezine hepimizin bildiği gibi 3 tane oyuncu aldılar. Santrafor'da mutlaka alacaklardı para olsaydı. Evet. Fenerbahçe gidiyor o parayı esas ihtiyacı olan mevkiye diğer takımlar alıyor şampiyonluk yarışında olanlar. İşte Onyekuru'yu da aynı şekilde ihtiyacı vardı. Öyle profilde evet. bir oyuncu aldılar. Galatasaray sen Fenerbahçe olarak ihtiyacı olmayan 10 numara profilinde Mesut var. Pelkas var. İrfan bak şimdi yani. Sıkıştın Sosa oynatırsın. Bak tabii, şimdi. Tabii, hayır İrfan'a gelmeden önce. Sıkıştın Ferdi. Ferdi Hollanda falan orada Ümit Milli takımda forvet arkası oynuyor. Sıkıştın yani. Antalya'da geçen sene oynadı işte oynar orada Sinan. Ya bir anda 5-6 tane Hakan oyuncu sayarsın. Mert Hakan da çok say, güzel say, söylüyor. 6 tane oyuncu. Sen İrfan Can'ı al. Yetenekli oyuncu ona diyorum ya az önce de kimse bir şey demez. Ama senin ihtiyacın bitirici noktada böyle işte krizler var saha içinde. Problem, sorunu, kaliteli ayak orada gelecek. Bugün top, belli oldu, yapacak bitti. İşte Mustafa Muhammed ne diyoruz geldi. O dokunuşları yaptı. O anları doğru kullandı. Klasını gösterdi. Galatasaray'a 3 puanlar kazandırdı. Şimdi aynısını da şimdi ceza sahası içine bakıyorsun bir top geldi. Abu Bakar'la Larin yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Cenk bir Gençler Birliği maçı 1-0'da girdi. 2 tane gol attı 1-0. 10 dakikada. Bak şey 10 dakikada. 2 tane gol attı. Yani böyle bir santroforsuz ikinci yarışa girmek. 7 tane aynı pozisyonda oynanan oyuncuyu. Yani 6 tane var. 7.yi oraya almak. Yani alıyorsan da al. Bir sıkıntı yok. Ama mutlaka bir santrofor da al. Bitiricilik almıyorsun. Senin zaten oraya topu getirdiğinde içeri atamıyorsun. Sen 0-1 geriye düştüğünde oynayamıyorsun. Gol kaçırıyorsun ve de orada çok rotasyon yapıyorsun. Bir de hocam şöyle bir şey var. Sürekli deniyor hoca. Şimdi hani biz diyoruz ya bir hafta bu oynuyor Samat da oynuyor bir hafta dönüyor Tiam'a. Şimdi oyuncular birbirine yakın. Yani form olarak zaten hoca hep her maç daha farklı bakıyor. Acaba iyi hissediyorsa onu düşünüyor. Yoksa iyi olan oyuncuyu her hafta onda ısrar edersin bir santraforda. Ama form grafikleri hepsinin birbirine yakın. Şu an ama bu kısa ve sürede. Ve dalgalı. Tabii bir de bu kısa sürede bakıldı mı Tiam yine girdi oyuna 10 dakikada pozisyon var. Yine arayan pozisyona giren Sisse'yle Tiam var. Yani bir şimdi Fenerbahçe'nin herkesin konuşmuş olduğu klişeleşmiş bir laf var. Bir oyun yok gibisinden bir söylem var. Şimdi bir takımda bir oyun yoksa genelde bence o takımın orta sahası sorgulanıyor anlamına gelir bu. Yani daha defansif problemlerinden daha ziyade orta sahadaki oyun çıkmayınca takımın genelinde bir oyun yok gibi konuşulur. Yani bugün Fenerbahçe'ye bakıldığı zaman evet şu an belki son 5 dakikadır santrofor konuşuyoruz. Ama yani Fenerbahçe'nin orta sahası santrofor oyununu, oyuncusunu içeri alabilecek kadar çok doğru oynuyor mu? Santrofor oyuncusuyla Fenerbahçe'nin orta saha ilişkisi nedir?
ne kadar iletişimi doğru. Aslında biraz da bunlar konuşması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben eğer oyun çıkmayan bir takımda orta sahayı sorgular. Bugün Fenerbahçe'nin orta sahası oyunu ceza sahası içerisinde ne kadar yakın oynuyorlar. Bugün Sosa, Mesut, zaman zaman Pelkas biraz daha yakın ama en yakın olduğu hücum metreleri 25-30 metre yakınlıkta. Yani orada santrofor biraz bence garip kalıyor gibi hissediyorum. Hocam ben. Çünkü çok, o kadar oralara... Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani bugün bilmiyorum maçta rakip ceza sahası içine ezbere bir şey söyleyeyim. 25-30 arası girmiştir değil mi 90 dakikada? 16 idi. 16 idi. Evet. 30.